Luli. Bakalım bugün hangi hayvanla tanışacağız? İşte bir aslan. Bugün aslanla tanışacağız. Aslan nasıl ses çıkarır? Aslan kükrer. Aslan kükrer. Aslanın güzel yelelerine bakın. Yeleleri aynı bir taç gibi. Aslan aynı zamanda hayvanlar aleminin kralı olarak bilinir. Çünkü hayvan doğası içinde en güçlü olan odur. Dört bacağı vardır ve sallanan bir kuyruğu. Başının çevresinde ise uçuşan yeleleri. Ne güzel görünüyor. Aslan karşınızda dik bir şekilde yürüyor. Çok gururlu görünüyor. Aslan nereye gidiyor? Belki de evine gidiyordur. Aslan nerede yaşar? Aslan otlak bölgelerde yaşar. Aslan kiminle birlikte yaşar? Eşiyle birlikte. Bir dişi aslan. Aslan ve dişi aslan birlikte yaşar. Aslan yavrularına bakın. Aslanların karnı acıktı. Aslan ne yer? Et. Aslan avladığı hayvanların etini yer. Aslan ve dişi aslan etlerini paylaşıyor. Bütün aslan ailesi şimdi yemek yiyor. Artık yemeklerini yediklerine göre yavrular oyun istiyor. Bakın, yavrular yakalamaca oynuyor. Aslan ve dişi aslan ne yapıyorlar? Uyuyorlar. Aslan ve dişi aslan bir ağaç gölgesinde uyuyorlar. Bütün aslan ailesi ağacın gölgesine yattı. Aslanlar uyumayı çok sever. Neredeyse gün boyu uyuyabilirler. Gece olduğunda avlanmaya çıkarlar. Hoşça kalın aslanlar. Aslan kükrediğinde herkes onu dinler. Otlaklarda büyük bir gururla dolaşır. Yanında dişi aslan hep birlikte dolaşırlar. Uyanınca bir sonraki yemek. Hayvanlarla tanışın, me me.
ödedi. Bakalım bugün hangi hayvanla tanışacağız? Bugün bir kuşla tanışacağız. Merhaba kuş. Kuş nasıl bir ses çıkarır? Kuşlar öter. Cik 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 cik. Kuşlar öter. Nasıl öttüğünü dinleyin. Ne kadar da güzel ötüyor. Bakın, kuş uçuyor. Tüylerle kaplı bir çift kanat ve kocaman yumuşak kuyruk tüyleri. Gökyüzünde uçan şey nedir? Bu kadar yüksekte uçan kuştur. Kuş çok yükseklerde uçar. Nereye uçuyor olabilir? Belki de evine uçuyordur. Kuşun evi neresi? Kuş nerede yaşar? Yuvasında. Kuş yuvasında yaşar. Kuşun gagasındaki şeye bakın. Bir dal. Kuş yuvasını dallarla yapar. Peki yuvayı anne kuşla birlikte kim yapar? Baba kuş. Kuşlar yavruları için yuvalarını birlikte yapar. Şimdi anne kuş yuvaya yumurtalarını bırakabilir. Yavru kuşlar yumurtadan çıkacak. Bakın, işte anne kuşun yumurtaları. Anne kuş yumurtalarla ilgilenir. Onları sıcak tutmak için vücudunu kullanır. Yavru kuşlar çıkana kadar çok uzun bir süre bekler. Kuş cik cik ötüyor. Belki de acıkmıştır. Peki kuşlar ne yer? Tohum. Kuşlar tohum yemeyi sever. Yemek bitti. Baba kuş nereye uçuyor? Yuvasına. Baba kuş yuvada yumurtalarla ilgilenen anne kuşa yemek götürüyor. Anne kuş ve baba kuş birbirlerini çok seviyorlar. Hoşça kalın kuşlar. Kuş küçük yuvasının içinde sakin sakin ötüyor. Sonra birden yuvadan uçuyor. Gagasının içindeki o şey de ne? İnce dalları, yavruları için yaptığı yuva. Hayvanlarla tanışın, me me mü. Dostlarımla tanışın, me me mü. Ne yerler, ne oynarlar, günlerini nasıl geçirirler? Hayvanlarla tanışın, me me mü. Dedi. Bakalım bugün hangi hayvanla tanışacağız? Bugün maymunla tanışacağız. Bakın, maymunun nasıl ses çıkardığını dinleyin. Hıhıhı.
nasıl yuvarlandığına bakın. Maymun yerde yuvarlanmayı çok sever. Maymunun nasıl yürüdüğüne bakın. Ayaklarının üstünde yürür ve bazen ellerini de kullanır. Maymun şimdi koşuyor. Maymun ne kadar da hızlı. Maymun nereye koşuyor? Belki de evine koşuyordur. Peki maymun nerede yaşar? Doğru. Maymun ağaçta yaşar. Bakın. O dalda nasıl da sallanıyor. Bir çift el ve bir çift ayak. Kıvrılan bir kuyruk ve güzel bir yüz. İşte karşınızda tatlı bir maymun. Bakın. Evet. Kim gelmiş bakalım? Bu maymunun eşi. Anne maymun ve baba maymunun bir yavrusu var. Yavru maymun annesinin sırtında duruyor. Maymunlar acıkmış olabilir. Maymunlar ne yer? Muz yer. Maymunlar muz yemeyi çok sever. Muzlar çok lezzetlidir. Afiyet olsun maymunlar. İşte yemekleri bitti. Artık maymunlar oynayabilir. Maymun kiminle oynamak ister? Arkadaşlarıyla. Merhaba maymun arkadaş. Bakın, maymun elini başının üstüne kaldırıyor. Diğer maymun da elini başının üstüne kaldırıyor. Arkadaşını taklit ediyor. Maymunlar birbirini taklit etmeyi çok sever. Onlar taklitçidir. Maymunların birbirleriyle oynamaları çok eğlencelidir. Hoşça kal maymun. Hoşça kal. Yerde oynayan kim? Yerde yuvarlanan kim? Ağaçta yaşayan maymun. Etrafta zıplayıp sallanır. Koşar durur, zıplar ve yavaşlar. Durup komik. Dedi. Bakalım bugün hangi hayvanla tanışacağız? İşte bir horoz. Bugün horozla tanışacağız. Merhaba horoz. Horoz nasıl ses çıkarır? Sabah olduğunda horoz bağırır. Bakın horoz ne yapıyor? Horoz gagasını kullanarak yeri gagalıyor. Şu başının üstündeki ibiğe bakın. Çok güzel kırmızı bir ibik. İki
iki ayağı, bir çift kanadı, yem aramakta kullandığı gagası, tepesinde gurur duyduğu kırmızı ibiyle sesli bir şekilde ı-ır-ı diye bağırır. Bu kim olabilir? İşte horoz. Bakın, horoz nereye gidiyor acaba? Belki de evine gidiyordur. Horoz nerede yaşar? Kümeste. Horozun evine kümes denir. Sabah oldu ve horoz gürültülü bir şekilde ötüyor. Horoz her sabah güneş doğduğunda böyle öter. Bakın, bütün tavukları uyandırdı. Günaydın tavuklar. Kalkma zamanı. Kümesteki bütün tavuklar uyandı. Horoz gürültülü şekilde ötüyor. Ve tavuklar gıdaklıyor. Bakın nasıl da gıdaklıyorlar. Bakın, tavuklar yumurtalarını sıcak tutuyorlar. Tavuklar yumurtalarını sıcak tutmak için vücutlarını kullanarak üstüne oturuyorlar. Çok yakında yumurtalardan civcivler çıkacak. Şu yumurtaya bakın. Bakın. Yumurtadan bir civciv çıktı. Küçük sarı bir civciv. Cik cik cik. Bakın nasıl da ötüyor. Cik cik. Civciv cik cik diye ötüyor. Ve işte bir yumurta daha. Bir civciv daha çıktı. Yumurtadan bir civciv daha çıktı. Küçük civcivler ne arıyor? Belki de acıkmışlardır. Peki civcivler ne yer? Tohum karışımı. Tavuklar ve civcivler sepetten atılan tohumları yer. Bakın, anne tavuk yerdeki yemleri yiyor. Yemleri bu şekilde yiyorlar. Onun arkasından koşanlar kim? Onun civcivleri. Anne tavuk civcivlere yemleri nasıl bulacağını gösteriyor. Horoz ü-ür-ü diye öter. Gıdak gıdak tavuk onun neden böyle öttüğünü bilir. Küçük civcivler yumurtalardan çıkar ve küçücük ayakları üstünde zıplar. Bahçede dolaşıp biraz... Hayvanlarla tanışın me me me. Dozlarımla tanışın me me me. Ne yerler ne oynarlar, günlerini nasıl geçirirler. Dedi. Bakalım bugün hangi hayvanla tanışacağız? Bir kelebek. Bugün kelebekle tanışacağız. Kelebek havada uçar. Bakın ne büyük kanatları var. Çok güzel, renkli kanatları var. Kelebek nereye gidiyor böyle? Nereye uçtu acaba? Kelebek ağaca doğru uçuyor. Ağaç çiçek açıyor. Çiçekleri açıyor. Kelebekler çiçekleri sever. Bir çift anten, 6 küçük bacak, şekilli ve renkli kanatları var. Kelebek havada uçar ve çiçekten çiçeğe dolaşıp durur. Kelebek acıkmış. Peki kelebekler ne yer? Bal özü. Kelebek çiçeklerin tatlı sularıyla beslenir. Kelebek bir çiçekten öbürüne geçer.
çiçekten biraz bal özü alır. Kelebek yine ortadan kayboldu. Nereye gitti? Kelebek eşinin yanına gitmiş. Merhaba anne kelebek. Anne kelebek yumurtalarını yapraklara bırakır. Bakın, anne kelebek yumurtalarını bırakıyor. Birçok yumurta bırakıyor. Yumurtalar özel bir yapışkanla kaplı, böylece yapraktan düşmüyorlar. Yumurtalardan ne çıkacak? Tırtıllar. Yumurtalardan tırtıl çıkacak. Tırtılların dalda nasıl süründüklerine bakın. Tırtıllar yaprak arıyor. Onları yiyecekler. Bakın, neredeyse bütün yaprağı bitirdi. Şimdi ne yapacak? Tırtıl kendine bir koza örüyor. Bakın, bakın kendini nasıl da sarmalıyor, değil mi? Birazdan tırtıl bir kozaya dönecek. Tırtıl artık tamamen kozanın içinde. Onu artık göremiyoruz. Tırtıl şimdi uyuyor. Bekliyor. Çok yakında bir kelebeğe dönüşecek. Bakın, kozadan bir kelebek çıktı. Çok güzel, yeni bir kelebek daha dünyaya geldi. Merhaba kelebek. Görüşürüz. Kanatlarını çırparak uçuyor güzel kelebek. Çok tatlı bal özleriyle besleniyor. Sonra birden geri çekiliyor. Kanatlarını çırparak yakındaki... Hayvanlarla tanışın, me me me. Dostlarımla tanışın, me me me. Ne yerler ne oynarlar, günlerini nasıl geçirirler. Hayvanlarla tanışın, me me me. Hayvanlarla tanışın, me me. Mö dedi. Bakalım bugün hangi hayvanla tanışacağız? Bugün karınca ile tanışacağız. Merhaba karınca. Karınca çok küçüktür. Bakın, bakın ne kadar çok bacağı var. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Karıncanın altı bacağı var. Başındaki şu antenlere bakın. Antenlerini kullanarak karınca yolundaki her şeyi görebilir. Karınca kocaman bir kurabiye parçası buldu. Karınca bulduğu şeyleri sırtında taşır. Karınca küçük, kurabiye kocaman. Karıncanın ne kadar güçlü olduğuna bakın. Kurabiyeyi tek başına taşıyabiliyor. Altı bacağı var. Başında da antenleri var. Ve çok da çalışkandır. Karınca dinlenmeden önce çok çalışır. Karınca nereye gidiyor? Belki de evine gidiyordur. Karınca nerede yaşar? İşte bir karınca yuvası. Karınca yerin altında kazdığı bir yuvada yaşar.
Karıncalar kurabiye parçalarını yuvalarına getiriyor. Bütün karıncalar yuvaya yemek getirir. Bakın, bakın yuvalarına nasıl da yem toplamışlar. Karıncalar kendilerine yetecek kadar yemi toplar. Karıncalar çok çalışkandır. Yuvaları çok düzenlidir. Ve çok da temizdir. Yuvada başka kim yaşar? Kraliçe karınca. Kraliçe karıncanın kanatları vardır. Diğer karıncalara benzemez. Sadece kraliçe karıncanın kanatları vardır. Kraliçe karınca yumurtlar. Kraliçe karınca larvaların çıkacağı yumurtaları yapar. Bakın, işte bunlara larva denir. Karıncalar larvalarla ilgilenir. Larvalar bir gün büyüyecek ve çok çalışkan karıncalar olacaklar. Çok çalışkan olan karınca her şeyi sırtında taşır ve yerin altına kazılmış yuvasına götürür. Yuvadaki bütün karıncalar kraliçe ve larvalarla ilgilenir ve karınlarını doyururlar. Lolly'de.